Bu akşam sana geliyorum. Ya tatlım benim, kaç kere söyleyeceğim sana. Annem gitmeden olmaz dedim ya. Dur bak ben bir düşüneyim. Bora'nın videosunu medyaya verdim. Adanın yazısını çaldı. Sana nasıl inanayım? Sen hani hep benim yanımda olacaktın? Ha? Benim için her şeyi yapardın. Nereye gitti o laflar? Büyük oynuyorsun Tuğçe. Fazla ileri gidiyorsun. Sen bence ileri gitmek nedir bilmiyorsun Rüzgar. Ben gerekirse kendimi, bu şirketi ve seni korumak için her şeyi yaparım. Beni birazcık tanıdıysan bence bunu anlamışsındır artık. Yani bunu içimden pek inanmak gelmiyor ya. Bak sen şu işe. Neden acaba? Ay Rüzgar. Sen bana söyle. Sen benimle beraber power couple olmak istiyor musun, istemiyor musun? Bunu söyle bana. Hem benimle beraber olursan bir gün bu şirketin CEO'su da olabilirsin. Ama sen istersen tabii ki. Ben orasını bilemem artık. İstemiyorsan da gidip kendine başka bir iş ararsın. Bilmiyorum. Her şey bitti. Mahvoldu her şey. Alo? Ada. Teyzoş. Kuzum. Gelirken eve uğrayıp bize birer tane kıyafet alabilir misin? Alırım, alırım teyzoş, tamam alırım. Ağladın mı sen? Sesin niye öyle bir garip? Yok teyzoş, iyiyim ben. Şey, saman nezlesi galiba. Aman dikkat et kuzum kendine. Ederim, ederim teyzoş, tamam. O zaman ben gideyim, eşya alayım, geleyim, tamam. Hadi görüşürüz, bekliyoruz. Tamam, görüşürüz. Hadi Güneş. Hadi kızım. Söyleyip duruyor şu günlerde. Erkekler kadınlara düşman çünkü kadınlar aşk aramaktan vazgeçmiyor. Aşka inanmaktan, peşinde koşmaktan. Emek vermekten korkmuyor kadınlar. Bir an sesler yükselince kaçmak değil ki aşk. Sürekli birbirine bakmak da değil. Aşk aynı yöne bakmak sadece. İşte tüm kaos burada başlıyor. Bahat oyunu.
kazandı. Ada haklıydı. Ada haklıydı. Işığı açık mı bırakmıştı? Rüzgar? Rüzgar, ne yapıyorsun sen Rüzgar? Ne işin var burada? Ne işin var benim evimde? Burası benim de ev. Sen sarhoş musun? Sarhoşsun sen. Rüzgar, kalk. Kalk, çık evimden, git defol. Hadi, kalk. Çık hadi, kalk, kalk. Kalk Rüzgar, kalk. Biz hala evliyiz Ada. Belki de bir hata yaptım. Sen bana kötü davranmazdın. Hatta hiç kötü davranmadın. Rüzgar, sen sarhoşsun. Ne dediğini bilmiyorsun. Hadi gir duşa, bir kendine gel, ayıl. Sonra evimden çık git. Hatta hayatımdan çık git. İstemiyorum seni. Kalk hadi. Şimdi efendim, misal ben böyle durumda... Ada nerede? Ne oluyor oğlum? Ada nerede anne? Lütfen, çok acil bir durum. Yukarıda mı, nerede? Bizim eve gitti bir şeyler getirmeye. Tamam. Ne oluyor Bora, ne oldu? Ne oldu oğlum? İşle alakalı babacığım. Anlatacağım, tamam mı? Anlatacağım. Ha. Ada, ben özür dilerim, seni dinlemeliydim. O yazı senin de ben sonradan hatırladım, sana güvenmeliydim. Yok, 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 yok. Sorun değil Bora Bey, yarın konuşalım mı? Hayır Ada, yarın konuşmayacağız. Ben dürüstlüğü öğren verirken nasıl fark edemedim ben? Ada, ben çok özür dilerim. Gerçekten önemli değil. Yarın konuşsak. Ada, sana bir tavsiye. İyi bir yazı yazmak kadar yazdığına sahip çıkmak da önemli. Arkasında durmak. Annene, babana ve seninle teşekkür konuşması yapmak için. Hatta sen dediğinde haklıydın. Hayallerine sahip çıkmak. Hayallerine sahip çıkmak gerekir. Çünkü o zaman hayaller gerçek olur. En olmayacak hayaller bile. En olmayacak hayaller bile gerçek olur Ada. Oh be! Gerçekten açıldım. Ada, yiyecek bir şeyler var mı? Ada! Seçer.